Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersinin ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılıda ne çıkar? Parça soruları, sözcükte anlam, eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli kelimeler, gerçek, mecaz, terim anlamlı kelimeler, deyimler ve atasözleri, neden, sonuç, karşılaştırma cümleleri, somut ve soyut anlamlı kelimeler, yazım kuralları, Özellikle büyük harflerin kullanıldığı yerler, tarih ve sayıların yazılışı, D ve K eklerinin yazılışı, noktalama işaretleri. Dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir? Birbirini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar, el ele oynayan çocuklar. İnsan, dostluk ve kardeşlik duygularını çocukken anlamalıdır. Anneler ve babalar, çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmelidirler. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bir gün gelecek dünyayı onlar yöneteceklerdir. Bir barış dünyasını kurmak istiyorsak öğretmenler, anneler, babalar bunun önemini çocuklara anlatmalıdırlar. Aşağıdaki ilk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 20 puan değerinde. Birinci soru dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir? Birbirlerini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar, el ele oynayan çocuklar. 2. İnsan dostluk ve kardeşlik duygularını niçin çocukken öğrenmelidir? Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bir gün gelecek dünyayı onlar yöneteceklerdir. 3. Sorumuz Parçada dostluk ve kardeşliğin çocuklara öğretilmesi görevi kimlere verilmiştir? Anneler ve babalara. Dördüncü soru. Bu parçaya uygun bir başlık bulunuz. Parçamıza uygun başlık olarak dostluk ve kardeşlik diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki terim anlamlı kelimeleri ilgili olduğu alanla eşleştiriniz. 10 puan değerinde arkadaşlar. Kelimelerimize bakalım. 1. Taç 2. Sol anahtarı 3. Açı 4. Stetoskop 5. Makale Edebiyat alanıyla arkadaşlar Makale gelir, 5 yazılmalıdır. Matematik alanına açı gelir, 3 yazılmalı. Sağlık alanına steteskop gelir, boşluğa 4 yazılmalı. Spor alanına taç gelir, boşluğa 1 yazılmalı. Müzik alanına sol anahtarı gelir, boşluğa 2 yazılmalı arkadaşlar. 6. soru. Aşağıdaki atasözlerini ilgili oldukları konuyla eşleştiriniz. 10 puan değerinde. Konulara bakalım arkadaşlar. 1 de çalışkanlık, 2 de tedbir alma, 3 de eğitim, 4 de yardımlaşma, 5 de tasarruf. Atasözlerimize bakalım. Bir elin nesi var, 2- elin sesi var. Arkadaşlar bu atasözümüz yardımlaşmadır. Boşluğa 4 gelmelidir. 2. Damlaya damlaya göl olur. Bu arkadaşlar tasarruftur. Boşluğa 5 gelmelidir. Üçüncü işleyen demir ışıldar. Bu arkadaşlar çalışkanlıktır. Boşluğa bir gelmelidir. Dördüncü ağaç yaşıken eğilir. Buraya arkadaşlar eğitim gelmesi gerekiyor. Boşla üç gelmelidir. Sonuncu kaza geliyorum demez. Arkadaşlar bu da tedbir almadır. Boşluğa iki gelmelidir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan. 7. soru Topluluktan ayrılıp tek başına hareket eden kişi türlü zararlara uğrar, başına olmadık işler gelir. Anlamına gelen atasözü hangisidir? A. Ağacı kurt, insanı dert yer. Bu değildir arkadaşlar. B. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Bu atasözümüz e, bu cümlemize uygundur arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Büyür kimde ise Süleyman odur. Bu da değildir. D. Kendik düşen ağlamaz. Bu da değildir arkadaşlar. Cümlemize en uygun atasözü sürüden ayrılanı kurt kapardır. 8. soru Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır? A. Ağır aksak yoluna devam ediyordu. Burada yoktur arkadaşlar. B. Uzun ince bir yoldayım demiş şair. Bu cümlemizde de zıt anlamlı kelime yoktur arkadaşlar. C. Büyük küçük demiyor. Kimseyi dinlemiyor. Arkadaşlar burada büyük ve küçük zıt anlamlı kelimelerdir. Diğer şıkkımıza da bakalım. Zar zor bu çuvalı yukarıya kadar taşıtır. Bunda da zıt anlamlı kelime yoktur arkadaşlar. Zıt anlamlı kelime büyük küçük demiyor, kimseyi dinlemiyor cümlesinde vardır. Cevabımız C şıkkıdır. 9. soru. Dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A. Ağacın en büyük dalına salıncak kurduk. Burada gerçek anlamında kullanılmış. Ağacın dalından bahsedilmiş. B. Gülün dalındaki diken elime battı. Arkadaşlar burada da gerçek anlamında kullanılmış. Gülün dalından bahsedilmiş. C. Kardeşim erkenden uyuya daldı. Arkadaşlar burada mecaz anlamda kullanılmış. Uykuya dalmak yani uyudu demek istemiş. D şıkkına da bakalım. D. Babam bahçedeki ıhlamurların dallarını budadı. Burada da gerçek anlamında kullanılmış ıhlamurun dalından bahsedilmiş. Bize hangisi farklıdır diye sorulmuştur. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soru. Küçük çocuk sokakta ağır ağır yürüyordu. Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur? A. Kim? Arkadaşlar cümlemize baktığımız zaman kim yürüyordu? Küçük çocuk yürüyordu. Bu sorunun cevabı vardır. B. Nasıl? Nasıl yürüyordu? Ağır ağır yürüyordu. Bu sorunun da cevabı vardır. C ne zaman? Ne zaman yürüyordu sorusunun cevabı yoktur arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. Nerede yürüyordu? Sokakta yürüyordu. Bu sorumuzun da cevabı vardır. Cevabı olmayan C şıkkı ne zaman sorusudur. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde köşe sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? A Köşeyi dönünce Ali'ye rastladım. Burada terim anlamıyla kullanılmamıştır arkadaşlar. B. Bir yılda ne yaptıysa köşeyi döndü. Burada da terim anlamıyla kullanılmamıştır. C. Karenin dört açısı ve dört köşesi vardır. Arkadaşlar buradaki köşe terim anlamıyla kullanılmıştır. Diğer şıkkımıza da bakalım. D. Osman'a yakalanmamak için köşe bucak kaçıyordu. Burada da terim anlamıyla kullanılmamıştır terim anlamıyla kullanılan C şıkkıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. 12. soru. Emre düzenli bir çocuktur. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar altı çizili sözcüğe baktığımız zaman düzenli kelimesidir. A. Efendi. Bu değildir. B. Akıllı. Bu da değildir. C. Tertipli. Arkadaşlar düzenli ve tertipli eş anlamlı kelimelerdir. D. Şıkkı uslu uslu da değildir. Cevabımız C şıkkıdır. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? A. Aslı eşyalarını toplar. Elif ise eşyalarını toplamaz. Arkadaşlar bu cümlede Aslı ve Elif'i karşılaştırmıştır. Diğer cümlelerimize de bakalım. Kahvaltıda soğuk süt içmeyi severim. Burada bir karşılaştırma yoktur. C. Balıkçılar koyu mavi denize açıldılar. Burada da bir karşılaştırma yoktur. D. Ali hasta hasta okula gelmedi. Burada da karşılaştırma yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A. Soğuk havada oynayınca hasta olmuş. Arkadaşlar burada soğuk havada oynadığı için hasta olduğunu söylüyor. Sebep-sonuç ilişkisi vardır. Diğer şıklarımıza da bakalım. Bu gece hiç uyumadım. Bunda yoktur. C akşamları kitap okumayı alışkanlık yaptım. Bunda da yoktur. D sabahları spor yapıyor. Bunda da yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. 15. soru. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A ihtiyar, yaşlı eş anlamlı sözcüklerdir. B ileri, geri zıt anlamlı sözcüklerdir. C eski, yeni zıt anlamlı sözcüklerdir. D faydalı, zararlı, zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız A şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Yarışmayı 3. bitirdim. Burada bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. B. Pazardan 15 kilo patates aldık. Burada da bir yanlışlık yoktur. C. İstanbul'u 2. Mehmet fethetmiştir. Arkadaşlar burada 2. Burada yazım yanlışı yapılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? A) Köyden bugün mü döndün? Bu soru cümlesidir. Soru işareti koyulur arkadaşlar. B) Kim geldi gecenin bu saatinde? Bu da soru cümlesidir. Soru işareti koyulur arkadaşlar. C) Babam nereden geldiğimizi sordu. Arkadaşlar bu soru cümlesi değildir. D. Yusuf, akşam mı görüşelim? Cümlesi de soru cümlesidir. C şıkkı soru cümlesi değildir arkadaşlar. Sonuna soru işareti koyulmaz. 18. Soru. Yukarıdaki metinde yay ayraç içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Resim, tiyatro ve spor ile ilgilenirim. Sen neler yapmaktan hoşlanırsın? Arkadaşlar resim boşluk olan yere virgül gelmelidir tiyatro ve spor ile ilgilenirim. İlgilenirimden sonra nokta gelmelidir. Sen nelerden hoşlanırsın? Soru işareti gelmelidir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.